şahit oldu elbette. Şimdi bu konuda zengin bilgilerini değerli doktorumuz, kadın hastalıkları uzmanımız, operatör doktor Sayın Mehmet Koç yapacak. Tabii bunun hemen öncesinde açılış konuşmamızı yapmak üzere bir diğer kadın hastalıkları uzmanımız, operatör doktor Sayın Sevan Sivan. Tamer'in taklitini yaparak değil de Tamer'e benzetmeye çalışıyorum. Evet, Nisan ayının son günü. 19 Nisan. 1 Mayıs'tan önceki bir gün. Herkes evine gitmek istiyor ama biz burada evine gidip de ne yapacaklarını düşündüklerimizi düşünerek bugünkü bu infertilite konusunu ayarlayan galiba Mehmet arkadaşım. Avrasya Hospital biliyorsunuz kurulduğu günden beri 8. kat hatırlamıyorum bile diyeceğim ama tabii bu işin esprisi. Tüp bebek merkezi olarak hazırlandı her şeyiyle. Yıllardır da bekliyoruz. Ben Mehmet arkadaşım büyük bir gayretle gitti, çalıştı, öğrendi, gecesini gündüzünü kattı, ışıklar söndü, muşunda çalıştı. İşin esprisi tabii Mehmet arkadaşımız bu konuda bizlerden daha cesur çıktı, bizlerden daha atik davrandı. Ve Avrasya için gerçekten bir iyi bir yatırım yaptı aslında. Ama henüz belki tam anlamıyla her şey hazır değil. Fakat büyük Avrasya'da bu tüp bebek merkezinin bir an önce faaliyete geçmesi bizler için de çok iyi olacak. Tahmin ediyorum ki Mehmet arkadaşım bu işi çok iyi şekilde götürecek. Çünkü deneyim gittikçe artıyor. Duyduğumuz kadarıyla da müracaat eden hastaların başarı şansı da yükselmeye başladı. Ama bugün Avrasya için bizim için çok büyük bir kazanç olacak. Bu konuda soruları, acabaları olan ya da öğrenmek istedikleri, benim de öğrenmek istediğim çok şey var tabii ki. Bu konuda bizleri aydınlatacak ve ben Mehmet kardeşimi buraya davet ediyorum. Bizi aydınlatmasını. Birazcık çekiyorsun tabii. Merhaba. 12 yıl bir kadın doğum uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır da Avrasya Hastanesi'nde çalışıyorum. Son 6 yıldır da infertilite, tüp bebekle uğraşıyoruz. Bu ise genel bir bakış açısı. Sunmaya çalışacağım. Umarım sıkılmazsınız. Sıkılmamak için de yerini yapmaya çalışacağım. Şimdi çocuk için iki tane şey şart var. Bir, kadın, bir erkek, yani bir ben bir yumurta. Tabii bunu taşıyacak da bir, yani çocuk oluştuktan sonra bunu taşıyacak da bir değnek gerekiyor. Bu şekilde bebe oluşturabiliyoruz. Değnek hikayesi şeyden geliyormuş. Bebekler taşır falan derler. İskandinav ülkelerinden geliyormuş. Bebekler her yıl aynı yerde taşır, yuva yaparlar falan. Bu bir hayvan dedikleri için onlar da bebekleri değnekler taşıyor. Çocuklara daha kolay açıklamak için böyle bir şey kullanmışlar. Aslında biz de belki tüp bebek bir değnek göre bir yumurta taşıyıcılık yapıyoruz. Şu bir kadına ait yumurta, bir tane, iki tanesi gibi. Her kadında her bir tane yumurta. Ama erkekte milyonlarca sperm. Milyonlarca sperm bir tane yumurta ulaşmak için uğraşacak. Daha sonra bütün spermler şanslı sperm olabilmek için yumurtanın içerisine girmeye çalışırlar. Ve özel enzimleri vardır bunlar, yumurtanın kabuğu gibi bir şeyle girebilmek, onu görebilmek için. Burada büyük bir yarış var. Bu yarışın sonunda bir tanesi kazanır. Bu bir tanesi yumurtanın içerisine girdikten sonra yumurta diğer bütün spermleri dışarı atılmasını sağlayacak özel maddeler sağlar ve bu kadını taşıyarak diğer spermlerin girişini engelleyecek. Bu işlem kadının tüpleri dediğimiz oranda olur. Şurada gelişen yumurta, bu yaklaşık adetin 12. ile 15 gün arası bir tane yumurta gelişir ve yumurta buraya alır. İlişkiyle oluşan spermler, diğer spermler de burada yumurta sperm gelişir. Önlenmeyen bebek oluşumu tüplerde olur. Ardından oluşan bebek yavaş yavaş gerisinde giderek burada birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün blast dediğimiz aşamaya gelir yumurta
Spertberg ve Rahmi yerleşerek, herhangi bir yerleşerek büyümeye başlar. Ardından yavaş yavaş 8 aylık bir sürecin sonunda çok güzel bir yere koşuyor. Ve bazen böyle çok güzel oluyor. Bu da bir Spertberg'in ortadan oluşuyor. Bu da bir Spertberg'in ortadan oluşuyor. Umarım sizin de bekleriniz bu şekilde olur. Peki infertilite nedir? İnfertilite tanımı, bir yılda korunması dış kerameti yemek oluşmamasını biz infertilite diyoruz. Bunun için haftada 2-3 defa düzenli dişe girmesi gerekiyor. Primer infertilite ya da sekonder infertilite. Primer infertilite daha önce hiçbir gebelik geçirmemişse primer infertilite olarak tanımlıyoruz. Sekonder infertilite ise daha önce bir gebelik geçirmişti. Bu gebelik, dış gebelik olabilir, düşükte sonuçlanmış olabilir, herhangi bir şekilde olabilir. Bunların primer ve sekonder ayrımı bizim açımızdan şöyle önemli. Seste sıkıntı var. Primer ve sekonder ayrımı bizim için şöyle önemli. Kişinin gebelik... Yani bizim için şöyle önemli. Gebelik potansiyeli olmadığı açısından ayrıca önemli. Fekundite, yani kişinin gebe kalabilme ihtimali. Bir adet döngüsü boyunca gebelik elde etme olasılığı 30 yaş altı çiftlerde yaklaşık %25'tir. Yaş arttıkça gebe kalma olasılığı azalır. 35 yaşın üzerinde bir aylık döngüde gebe kalma ihtimali yaklaşık %10-15'tir. Ve yaş arttıkça bu gittikçe azalır. 40 yaşın üzerinde %5'lere, 43 yaşın üzerinde ise artık %1'lerin altına düşer. Gebelik oluşabilmesi için normal bir çift haftada 2-3 defa düzenli dişleyen bir çift 3 ay beklediği zaman %77 oranında gebelik olur. Bu süre 6 ay olursa %70 oranında, 12 aylık bir sürede 35 yaş altındaki bir çift korunmadığı zaman yaklaşık olarak %85 odasında gebelik alacaktır. Bu süre 24 ay kadar çıkardığımızda %93 çift gebelik alıyor. 24 ay içerisinde de %7'si gebelik alamıyor. Peki infertilite, yani gebe kalamamanın sebepleri nedir? Genellikle toplumumuzda kadınlar suçlanma tabiatı birlikte yaklaşık oranlar %40, %60, hatta %50'ye %50 diyebiliriz. Erkek infertilitesi, saf erkek infertilitesi, yani erkeklere bağlı sebepler %35 çift kısmı oluşmuş. Kadınlarda yaklaşık olarak %55 civarında. Bunun %15'i yumurta gelişimine ilgili sorunlardan, %35'i tüplerde oluşan problemlerden kaynaklanır. Yaklaşık %15'i de açıklanamayan infertilite dediğimiz bir grup vardır. Hem sperm sayısı normaldir, hem kadında herhangi bir problem yoktur ama çiftler bir şekilde gebeliğe ulaşamazlar. Bunlarda mikro düzeyde problemler vardır. Yani spermin başında bir problem vardır ve yumurta ile ilgili bir sıkıntı vardır ama bunları henüz biz açıklayamıyoruz. Peki infertil çifte nasıl davranıyor? İnfertil çift bize geldiği zaman ne yapıyor? Erkekler için bir spermiyogram analizi yapıyor, sperm analizi. Bir defa yapılan sperm analizi eğer normalse ikinci bir sperm analizine gereksinim duymuyor. Ama sperm analizi düşükse, problemli ise mutlaka ikinci bir defa kontrol edeceğiz. Bunun için en azından 15 gün üzerinde bir sürede ikinci bir sperm analizi istiyoruz. Eğer orada da sorun varsa diğer araştırmalara geçiyoruz. Kadınlar için öncelikle kadınlar geldiği zaman bir muayene yapıyoruz. Muayenesinde ultrasonla muayenesini yapıyoruz. Ultrasona bir bakıyoruz. Bir problem varsa ona yönelik tedavi edeceğim diyoruz. Ve hormon testi de istiyoruz. Hormon testlerinde istediğimiz testler yumurta rezervini belirten test AMH dediğimiz bir hormon vardı. Bunu görebiliriz. Rahatlık testi istiyoruz. Prolaktin hormonu vardı. Bunları istiyoruz. Rahim değil mi? Türklerde bir sorun var mı? Rahim içerisinde bir sorun var mı? Bunu görmek için. Ve gerekirse laparoskopi, histeroskopi dediğimiz daha ayrıntılı işlemler, daha ikinci basamak tanı yöntemlerine başvuruyoruz. Normal bir erkeğin sperm değerlendirmesini yaptığımızda şu andaki değer yaklaşık olarak 15 milyon. Yani bir litre spermin içerisinde, bir litre semende 15 milyon sperm varsa biz buna normal diyoruz. 1940'larda bu sayı 70 milyonlardı. Ve her geçen yıl %2 oranında düşüyor. Bu neden düşüyor? Çevresel faktörlerden düşüyor. Sigaradan düşüyor. Hormonal gıdalardan düşüyor. Ve gün geçti daha fazla düşecek gibi gözüküyor. 2000'li yılların başlarında %25'lere 20 milyona kadar normaldi. Şu anda 15 milyon biz normal kabul ediyoruz.
hareketine %40'dan fazla olmalı diyoruz. Morfolojisi de %4 dediğimiz yine konumuna fazla olsun istiyoruz. Erkek infertilitesinin sebepleri neler olabilir? %3'ü, %2'si cinsel faktörlerin ilişkiye girmekte problem yaşamaktan kaynaklanabilir. Geçirilmiş enfeksiyonlar, anomaller, varikosel hormonumuzun ama %75 gibi büyük bir kısım açıklanamayan, biyopatik, bilinmeyen sebepler. Bilinmeyen sebepler dediğim gibi yani 70 milyondan 15 milyona kadar düşen sperm sayısı aslında sadece yani ciddi bir dünya problemi. Ekonomik şehirleşmenin ya da kentleşmenin vermiş olduğu bir problemi düşünüyoruz ve daha da artacak gibi gözüküyor. Erkek infertilitesinde spermleri korumak için lokal olarak kendisine yapılabilecek şeyler var mı? Aşırı sıcakta çalışmak ve aşırı sıcakta bulunmak sperm sayısını öldürüyor. Testisler normalde batın içinden biraz daha aşağıdır, karbonatın biraz daha aşağısındadır. Ve onun dini sıcaklık ile normal düz sıcaklık arasında yaklaşık 2 derecelik bir fark vardır. Bu oradaki sperm üretimini korumak içindir. Aşırı sıcakta bulunduğu zaman testisler daha fazla sıcak mağdurlu çaldığında sperm sayısı hareketi denmektedir. Sürekli oturarak çalıştığında da yine sıcaklığın oradan buluşmakta ve sperm üretimi kötü etkilenmekte. Kimyasal işlerle çalışanlar, işte tiner olsun, boya olsun bunlar da yine sperm sayısını, hareketi ve boya yapısını bozmakta. Alkol ve sigara tüketimi. Sigara kesinlikle sperm hem sayısına hem hareketine aynı zamanda morfolojik sperm yapısına çok ciddi zarar vermekte. Biz hipertek dersine başlamış hastaların mutlaka sigarayı bırakmasını öneriyoruz. Erkeklerde de yaş kadınlar kadar olmaz belki. Yaş arttıkça sperm sayısı ve sayısı azalmakta, hareketinde etkilenmek olabilir. Ayrıca ilaç kullanımı, antidepresanlar, radyasyon gibi maddelerle spermlere olumsuz etkilerde bulunmakta. Sigara konusunu tekrar değinmek istiyorum. Sigara içmek hem cinsel olarak iddiasızlık, renkli azalma ve sperm hareketinde morfolojisini görmüşsünüzler. Küçük bebekte de biz tedaviye başladığımızda aynı hasta, aynı şekilde, aynı yaş, her şey aynı olduğu zaman sigara içen ve içmeyen de ayırdığımızda başarı oranları yaklaşık %30 azalıyor. Her şey iyi olsa bile sigara ciddi bir şekilde etkiliyor. Kadın infertilitesi, kadın infertilitesinin belirlediği önemli şey yaş. Biraz önce dedim, 35 yaş bir sınır. 35'i geçtikten sonra üreme kabiliyeti azalıyor. Yani kadının doğası 20 ila 35 yaş arasında üremek üzerine kurulmuş. Bu yaşta gebelik alındığı zaman, yani kadın doğum hekimi olarak da gebelik problemleri daha az, diyabete daha az karşılıyoruz, beklentisi daha az, yani gebelik sürecinde de daha az problem yaşıyor. Yaş arttıkça hem gebelik almak zorlaşıyor, gebelik alındığı zaman da düşük oran artıyor ve gebelik problemleri daha fazla olabiliyor. Stres, stresli ortamda çalışmak, strese maruz kalmak, hormona dengeleri bozduğu için kadının fertilitesinde sebep olabiliyor. Beslenme yetersizliği olabiliyor. Aşırı egzersiz yapıldığı zaman yine yumurta döngüsü bozulduğu için infertilitesi sebep olabilir. Obezite çok ciddi bir problem. Kilo arttıkça yine gebelik kalma şansı azalıyor. Kilo arttıkça da yumurta döngüsü, yumurta gelişimi bozuluyor. Özellikle kilo varsa biz hastalarına mutlaka kilo vermesini veriyoruz. Yine de kilo da sigara geliyor. Aynı hasta grubu, aynı yaş, her şey aynı. Tüp bebek yaptığımızda kilo varsa gebelik oranı onda da daha az. Sigara hem kadın hem erkek için bir problem. Geçirilmiş enfeksiyonlarda kadın infertilitesine sebep olabilir. Kadınlarda infertilite sebeplerine genel olarak baktığımızda yaklaşık %15'i yumurta gelişiminde problem. Yani yumurtanın oluşumu ile ilgili sıkıntı. Polikistik olarak çok uygulanmışım. Kadınlarda yaklaşık %10'da var. Çok fazla sayıda yumurta olması demektir. Çok fazla da yumurta olduğu zaman da bir tane yumurta gelişmiyor. Ama bizim için tedavi etmeyi sevdiğimiz bir gruptur. Çünkü her zaman cevap verir, her zaman yumurta edebiliriz. Sorunlu bir hasta gruptur ama tedavisinde genellikle yüz yumurtucu sonuçlar alırız. İkinci grup, prematür ovaryen yetersizlik. Yani yumurtalıkların zamanından önce görevini bitirmesi. Bu da son dönemde çok sık gördüğümüz bir şey. Yani 35 yaşından önce menopoza girdik. 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda çok fazla görüyoruz bu hastalıklarını artık. Bunun da yeni çevresel faktörlerden, yani gelişmiş ülke belki gelişmeyle ilgili bir problem, tükettiğimiz gıdalarla ilgili bir problem, çok fazla insanda
yumurta rezervim az veya çok az veya eskiye göre menopoz yaşının daha da azalacağını düşünüyorum. Yani bu erkeklerde nasıl sperm sayısı azalıyorsa kadınlarda da yumurta nedeni bir sorun var. Hormona dostlar, guatr olabilir. Guatr da ciddi bir şekilde gebe kalmayı engeller. İkinci bir grup, endometriozis, çikolata kisti dediğimiz bir hastalık. Bu hem yumurtanın kendisine zarar verir, hem batın içi yapışıklara sebep olarak gebe kalmaya uğraştırabilir. Tüplerle oluşan problemler yine kadınlarda hipertansiyona sebep olabilir. Rahim içi anormaliler, yonlar, rahim içerisinde septum dediğimiz bantlar gebe kalmaya uğraştırabilir. Seksüel disfonksiyon, vajinismus, yani çok sık gördüğümüz bir durum. Yaklaşık çiftlerin %5'ini bir sonunda karşılaşıyoruz. Cinsel ilişkiyi bilemedikleri için gebe kalamıyorlar. Biz bunları da bazen böyle uyguluyoruz. Ve açıklanan menü infertisi, her şey normal ama çiftlerin %15'i gebe kalamıyor. İnfertil çift bize geldiği zaman ne yapıyoruz? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Her çift kendine özeldir. Aynı problemle taşıyan miyom olan her hasta aynı değildir. Erkekte sperm sayısı az olan her hastane değil. Her çift kendine özeldir. O yüzden ona göre bir değerlendirme yapmak lazım. Çiftlerin genel sağlık durumunu soruyoruz. Daha önce bir hastalık geçirmiş mi? Bilinen bir şey var mı? Bunlara bakıyoruz. Alerjisi var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Daha sonra fertilite ile ilgili bilgilerine bakıyoruz. Kaç yaşındır, kaç yıldır evli, kaç yıldır korunmuyor, daha önce bir ilaç kullanmış mı? Bir enfeksiyon geçirmiş mi? Bunlar bizim için önemli. Çünkü infertilite süresi arttıkça gebe kalma şansı azalıyor. Tedaviye cevap verme şansı azalıyor. Süre ne kadar azsa şans o kadar yükselir. Eğer işte düzenli adet görüyorum, görmüyorum, yumurta gelişimde bir problem var mı falan, bunun hepsini değerlendiriyoruz. Tekrar edelim. Her şey kendine özeldir. Her şey için özel tedavi yaklaşımını belirliyoruz. Daha sonra bazı genel önerilerde buluyoruz. Tedavi alacağımız hastalığı mutlaka folik asit başlıyoruz. Çünkü nöral tüp defeklerimiz, bebeklerin sırtında bir bunların daha sonra ciddi problem yaşayan bebekleri önlemek için folik asit mutlaka kullanıyoruz. Sigara içiyorsa bunu yapıyoruz. İlaç kullanımını azaltıyoruz. Eğer karında kilo problemi varsa mutlaka bunun görmesini istiyoruz. Erkeklerde sperm sayısını azaltıcı faktörlerden uzak durmasını sağlıyoruz. Ve cinsel ilişki sıklığı da için peki tedavide ne yapıyoruz? Başlangıç tedavisi, yani her hastaya direkt ileri tedaviler, tüp bebek aşılamak tedavileri uygulamıyoruz. Hastayı değerlendirdikten sonra çok ciddi bir sıkıntı yoksa veya yumurta gelişinde bir problem varsa bu ikisi bu evvelerde çok sık olur. Bunlar güzel sade yapıyor. Sade yapıyor da ciddi yumurta gelişmez. Yumurta tarzına ilişki zamanlaması bizim için başlangıç tedavisidir. Bununla ilgili klomen dediğimiz ilaçlar var. Yani yumurta gelişimini artıcı ilaçlar kullanıyoruz. Ve 6 aylık sürede eğer yaş gençse başlangıç tedavisini uyguluyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Her hasta için özel. Yani bu başlangıç tedavisini 30 yaşındaki bir hasta yapabilirsiniz. Ama 40 yaşında bir hasta geldiği zaman bu tedavilere uğraşmıyoruz. Direkt nihayetli tedaviler. O yüzden her hastanın durumu, her çiftin durumu daha doğrusu kendine özel. Yumurta takip edişi zamanlamasında 6 ay üzerinde çok fazla çıkmıyoruz. Daha sonra ise yumurta uyanılması, ilişki zamanlaması ya da aşılama. Aşılama dediğimiz işlem, erkekten aldığımız sperm hazırlıyoruz, içerisindeki toksinleri uzaklaştırıyoruz. Canlı spermlerin yoğun olduğu konsantre bir sperm alarak direkt rahim içerisine yerleştiriyoruz. Burada gelişen yumurta, burada gelişen spermler. Normalde ilişkide spermler buraya bırakılır ve bir miktarı aşağıya düşer. Ve ölü spermler var, ölü spermler diye canlı spermlere toksinler saldırdıkları için daha fazla zarar verirler. Ama burada daha konsantre bir miktarda canlılık oranı yüksek olan spermlerin çok ciddi bir yol kazancı sağlıyoruz. Ve buradan tekrar uçarak öğrenmesini sağlıyoruz. Aşılamanın ortalama başarı şansı %15 civarında. İki güzel aşılamada çok fazla yapılmasını öneriyoruz. Üçüncü ve en etkili tedavi yöntemisi ve bu arada hastalarda işte miyomu varsa, polibi varsa, başka tedaviler varsa bunları mutlaka düzenlemiş olmamız gerekiyor. Üçüncü ve en etkili yöntem yöntemisi tüp bebek. Tüp bebek de işte kadınlar tüplerini almışlar, olmuşlar.
kadından toplanan yumurtaların erkeği spermiyle dış ortamda birleştirdiği bir üreme teknolojisidir. Yani başlangıç sayısının şurada normalde oluşan gebelik buradan yumurta atılıyor, sperm buradan geliyor ve buradan öleniyor. Biz ne yapıyoruz? Bu işlemi buradan itibaren başlatıyoruz. Bu yolu burada. Burası hep bizde kalıyor. Laboratuvarımız bebeği büyütüyoruz. Ve belli bir zaman sonra bebeği buraya yerleştiriyoruz. Yani tüp bebek işlemi, tüplerde oluşan işlemi yapmak aslında. Bunun için özellikle fazla sayıda yumurta elde etmek istiyoruz. Fazla sayıda yumurta elde ettiğimiz zaman gebelik şansı daha fazla olur. Ona yönelik ilaçlar başlıyoruz. İlaçla başladıktan sonra yumurtalar belli bir büyüklüğe geldiği zaman, olgunlaştığı zaman da bu yumurtaları özel ultrasonla, özel aparatlarla yumurta kesesinin içerisinden bu şekilde alıyoruz. Burada yumurta aslında gözükmüyor. Burada bir sıvı var. Küçük yumurta bu sıvının içerisinde. Ve bu sıvıyı boşaltarak, bu sıvıyı alarak onun içerisinde küçük yumurtayı koyuyoruz. Ardından yine aynı şekilde şuradan yumurta içerisinde yumurtayı aldık. Laboratuvar ortamında yaklaşık 4 saat dinlendikten sonra spermle birleştiriyoruz. Bekliyoruz, büyütüyoruz ve rahmet ediyoruz. Yani tüp bebek aslında budur. Yumurtayı al, işlemi yap, öyle büyüt ve rahmet ediyoruz. Bunun için özel aletler kullanıyoruz. Bu aletler aslında çok hassas aletler. Çünkü sperm ve yumurta anlatıyoruz ama çok çok küçük şeyler. Yumurta biraz daha büyüktür. Bu özel aletlerle şurada aslında, şu bir yumurtadır. Biraz sonra daha büyük sıra göstereceğim. Bunun içerisine spermi yerleştiriyoruz. Bu şekilde aletlerimiz var, joystickler var. Çok ince, hassas oynatarak, yani çok hassas bir iş aslında, yani çok çok hassas bir şey. Yumurtayı görüyoruz. Spermi alıyoruz, bunun içine veriyoruz. Evet. Şu bir yumurta. Yumurtayı sabitliyoruz. Çok çok mikrondur bunun yani kalınlığı çok çok küçüktür şu an çok büyük gözükse bile. Alıyoruz spermi bunun içerisine, yumurtanın içerisine yerleştiriyoruz. Yarışmayı kazanan spermi burada biz seçiyoruz. Diğer buradan yapıyoruz. Bakın spermi şu. Çok çok küçük. Yumurta oranı çok çok küçük. İşlemi yaptıktan sonra birinci gün bu yumurtanın dönmediği yani en büyük dışı olmasını buradan alıyoruz. İki tane hücre oluşmuş. Bu iki hücreli bir embriyo. İkinci gün böyle. Üçüncü gün. Bu beşinci gün embriyosudur. Blast dediğimiz en kaliteli embriyodur. Biz bunu vermeden önce, ameliyata yerleştirmeden önce lazerle bu zarı biraz inceltiyoruz. Ki bebek aslında bunun içerisinde. Ve bu bebeğin daha kolay çıkmasını sağlıyoruz. Bu blastları şey yaptıktan sonra kateterimizi yıkıyoruz. Herhangi bir şeye bırakıyoruz. Şu aşamaları geçmiş oluyor. Bıraktığımız bebekte kabuğunu biz inceltmiştik. İncelttiğimiz kabuktan zirvara rahme yerleşiyor. Ardından 8 haftalık bir bebek olmuş. Evet. İşte tamamlanmış oldu. Bu Robert Evers bir İngiliz bilim adamı. Tüp bebeği kurucusu. İlk tüp bebeği yapan insandır. Çalışmalarına 1964 yılında başlamış. 15 yıl uğraşmış. 15 yılın sonunda işte Louise Brown dediğimiz bir İngiliz kadını bebek bulan kadın 1979'da. Ve Louise Brown'un doğana kadar yüzün üzerinde denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ve pes etmemiştir. En son yani normal şartlarda 100 defa deniyorsunuz ve bir işlemden sonuç alamıyorsunuz. Normalde bırakmanız gerekir. Bırakmamıştır ve pes etmemiştir. İlk Louise Brown bırakmıştır. Şu anda kendisi vefat etti bir yıl önce falan. Nobel ödülünü de almıştık, bebeği. Ruth Brown'a da saygılarını tutmak isteriz. Ve şu anda dünyada 3 milyon üzerinde tüp bebek. Çok sayıda tüp bebek, milyonlarca tüp bebek bebeği var. Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin hastaya biz tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Ve her yıl yaklaşık 60-70 bin tüp bebek çocuğu doğuyor. Ve bunların hepsi Ruth Brown'un attığı bir adımlarla. Bu da tüp bebeği kalıbı almayan bir şey. Teşekkür ediyorum.